Yeni bir mecradan merhabalar. HDP'nin elinde bir tek Kars Belediyesi kaldı. İl belediyesi olarak 3 büyükşehir belediyesi dahil tam 45 belediyeye kayyum atandı. 6 belediye daha seçilir seçilmez KHK'lı diye mazbataları verilmedi belediyenin eş başkanlarına. Şu anda Kars dahil toplam 12 belediye HDP'nin elinde ve son zamanlarda Kars Belediye Başkanı eş başkanı Ayhan Bilgen ve Kars Belediyesi deyim yerinde ise hedef tahtasına konulmuş durumda. Bunu yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyada eleştirmek ve suçlamanın ötesine geçip tehditler gelmeye başladı. İşte Ayhan Bilgen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Geçmiş olsun öncelikle. En son kurşunla JITEM'le, Yeşil'le tehdit edilen bir mesaj aldınız. Buna ilişkin bir şey yapacak mısınız? Adli mercilere başvuracak mısınız? Zira tweet atanlar çok hızlı bir şekilde bulunuyor ülkede. Evet, yani muhtemelen yarın ya da çarşamba günü eğer adliyeler açık olursa yarın. Yoksa ilk mesai günü bu başvuru yapılacak ama doğrusu çok umut var değiliz. Sadece yani biz üzerimize düşeni yapalım. Sonra işte başvurmadınız, başvursaydınız hani bulunurdu, yakalanırdı, cezalandırılırdı demesin diye kimse bunu yapacağız. Ama yani şimdiye kadar yapılan tehditler, hakaretler, bilinen şahıslar olmasına rağmen yani benim mesafesi alınmış, etkin bir soruşturma, yargılama gerçekleşmiş, cezalandırılmış bildiğim kimse yok. Neredeyse 15-20 yıldır bu tip şeylere tanıklık ediyorum. Muhatabıyım, mağduruyum ama bugüne kadar yani o hakaret, küfür, tehdit mesajları atanlardan cezalandırılan hiç kimseyi duymadım doğrusu. Siz daha önce de alıyor muydunuz? Yani bundan 15-20 yıl önceki Türkiye'de çok sıkça rastladığımız şeydi bunlar. İşte farklı isimlerle işte Mazlum Der döneminde insan hakları mücadelesi sırasında benzer mesajlar, benzer semboller, benzer isimler kullanılarak bu tehdit mesajları geliyordu. Tabii o zaman işte sosyal medya üzerinden gelmiyordu. İşte mailden geliyordu. Belki işte cep telefonları kullanılmaya başlandığında cep telefonu mesajları biçiminde gelmeye başladı. Ama yani bu ister hani daha yeni yöntemlerle yapılsın, ister işte eski bildiğimiz klasik yöntemler uygulansın. Ya yani bunlar alışkın olduğumuz ne yazık ki artık neredeyse sıradanlaştığını düşündüğümüz şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Ama geçen bu süre zarfında hiçbir şeyin değişmemiş olması yani yine aynı noktaya geri dönmemiş olmamız da gayet tabii ülke açısından üzücü. Yoksa yani bir tedirginlik, bir korku, bir kaygı taşıdığımız için söylemiyorum bunu. Bu 15-20 yıl önceki muktedir olanların şimdiki hükümetle birlikte iş tutmalarının etkisi olabilir mi sizce? Yani muhtemelen hani az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ama yine aynı noktaya geri döndük. Yine aynı yöntemler, aynı işte kirli yani baskı, tehdit mekanizmaları harekete geçti. Belli ki hani şahıslar değişmiş olabilir ama alışkanlıklar değişmiyor, tarzlar, ilişki biçimleri değişmiyor. Yani bu tablo sizin sorunuzu teyit eder nitelikte. Son zamanlarda, daha doğrusu son günlerde yine HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya ve bir dönem yine sizinle beraber insan hakları savunuculuğu yapmış Mazlum Der'de ama bugün Deva Partisi'nde olan Faruk Ünsal'da tehdit edilen veyahut da hedef gösterilen isimler arasında ortak noktanız sadece insan hakları savunuculuğu mu yoksa AKP mahallesine sesinizi duyurabiliyor musunuz? Öyle bir endişe mi var? Şimdi tabii hani galiba herkese farklı kendi pozisyonuna göre bir tavır, tepki gelişiyor. Şüphesiz ismini saydığınız arkadaşlarımız da yani aynı hassasiyetleri, duyarlılığı taşıyan ve belki hani kolayca işte görmezlikten gelip ya da işte kolay ithamlarla işte marjinalize etme yani fırsatını yakalayamadıkları isimler. Sonuç itibariyle yani o tabana...
daha kolay iletişim kurabilmek, o tabana hitap etmek galiba daha çok rahatsız ediyor. Daha çok bir tepkiye, öfkeye hatta nefrete sebebiyet veriyor. Oysa bu daha kolay iletişime sebebiyet vermeli. Daha hani birbirini anlayan, en azından geçmişte yan yana durmuş, birlikte olmuş insanların daha kolay iletişim kurabiliyor olması gerekir. Ama galiba tam da hani bir pasta paylaşımı korkusu, yani birbirine yakın olanların birbirine öfkesi galiba daha büyük oluyor. Nefreti, intikam duygusu, hazımsızlığı çok daha güçlü oluyor galiba. Yani özellikle bu isimlere yönelik tepkiyi başka türlü izah etmek pek mümkün gözükmüyor. İstanbul'daki bir trolün veya hiç Kars'a gelmemiş birilerinin bu kadar sizden nefret edecek tarzda size yükleniyor olmasının altında sizce ne var? Nedir? Kars'ta paylaşılamayacak ne var? Şimdi tabii hani bir kere kulaktan dolma, işte iftira, yalan, bir takım haberleri burada yayanlar her şeyi bilerek yayıyorlar. Yani şehirde geçen dönem belediyede ne olup bitiyordu, şehir ne haldeydi, şimdi ne oluyor, nasıl bir belediye var ve şehre ne kadar, nasıl hizmet veriliyor? Bunu şehirde yaşayan herkes biliyor ama şehirdeki birkaç kişi belki bunu bile bile yapıyor. Ama işte ulusal medyaya taşıdığında ya da sosyal medyaya taşıdığında, yani İstanbul'da oturan birisi işte bizimle ilgili haberleri bu kaynaklardan okuyorsa, teyit etme ihtiyacı duymuyorsa, daha objektif, daha farklı, daha muhalif kanallardan izlemiyorsa, yani okuduğu şeyler, duyduğu şeyler, evet, bize karşı büyük bir nefret duygusu taşımasına sebebiyet veriyor. Ama yani tabii ki yani bu bir hani sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Nihayetinde yani her yazılana hani inanmaması gerektiği insanların, hiç olmazsa azıcık araştırmak, azıcık işte gerçekle, hakikatle buluşma konusunda çaba sarf etmek gibi bir sorumluluk var ortada. Ama ülke o kadar gerildi, o kadar kamplaştı, o kadar işte herkes sadece kendi platformunun bilgisine itibar ediyor. Ya da herkes işte sadece kendi yakın çevresinin söylediklerini mutlak doğru kabul ediyor ama başka bir yerden bir şeyi teyit etmek, doğrulamak gibi bir ihtiyaç hissetmiyor. Bu kamplaşma, bu gerilim, bu ötekileştirme ve tabii ki nefret dili, yani nefret söylemi ülke siyasetine egemen olan ve gittikçe de aslında en kolay oy toplama, kendi mahallesini tahkim etme yöntemi olarak tercih edilen bu durumun aslında toplum hem mağduru hem de suç ortağı pozisyonunda. Yani burada evet mağduru, çünkü önündeki kitle iletişim araçları, egemen, hegemonik medya organları aynı yalanı 40 kere söyleyerek onu gerçekmiş gibi, doğruymuş gibi yani benimsetiyor, kabullendiriyor, bir algı operasyonunu gerçekleştiriyor, bir psikolojik harbi hedefine ulaştırabiliyor. Ama aynı zamanda bu insanlar suç ortağı, çünkü yani her gün yeni bir kesim mağduriyet yaşıyorken ama yani hiç hani böyle halel getirmemek kendi yakın çevresine, hiç sorgulamamak, hiç tartışmamak, hiç acaba dememek, yani bir şey olabilir mi, bir yalan, bir iftira, bir dedikodu olabilir mi diye sormamak da gayet tabii toplum açısından kabul edilebilir olmayan bir suç ortaklığıdır, bir sorumsuzluktur. Evet, Kars ülkenin bir ucunda olan bir şehir. Dolayısıyla haberler az geliyor. Gelen haberler de şu yönde. Ayhan Bilge'nin yakın çalışma arkadaşları, örgüt üyesi ya da onlarla bağlantılı gibi şeyler var. Esas olarak orada ne oluyor, ne bitiyor, biraz özetleyebilir misiniz? Şimdi İrfan Bey, ne yani mesai arkadaşlarımızla ilgili, ne işte belediyenin bütçesi, kullanılan kaynaklar, işte sosyal yardımların nereye ulaştığıyla ilgili bizi şimdiye kadar yani sizin gibi istisnai bir takım medya çalışanları dışında bu yayınları yapan gazetelerden, televizyonlardan ya da sosyal medya platformlarından arayıp da ya böyle bir haber var, yani bu doğru mu, ya da işte ne diyorsunuz, savunur musunuz kendinizi, söz hakkınızı kullanacak mısınız demek gibi en asgari medya etiğini bile, gazeteci sorumluluğunu bile sergilemiyorlar. Yani yazıp geçiyorlar adeta, hani o meşhur ifadeyle onlar çamura atıyorlar, hani
izi kalırsa hedeflerine ulaşmış oluyorlar. Tabii buraları okuyanlar, sadece buralardan beslenenler, sadece buralarda yazılıp çizileni duyanlar, görenler, başka hiç Türkiye'de ne olup bitiyor, ne var ne yok, gazeteciler ne alemde, medya ne durumda, bunu merak edip bakmayanlar da bunları doğru bir bilgi, ciddi bir bilgi gibi sanıp itibar ediyor. O da işte tutuyor sosyal medyadan ya küfür döşeniyor, ya hakaret, ya tehdit mesajı atarak diyor ki nasıl olsa hani bunlar doğru, bir de üstüne üstlük yani nasıl olsa bu hakaretin, küfürün, yalanın, iftiranın hesabı sorulmuyor. Dolayısıyla da yani bunu yaptığında bir risk yok. Kendince muhtemelen vatanı kurtarıyor, memleketi müdafaa ediyor. Oysa yani birazcık araştırsa işte belediyeye alınan çalışanların İşkur üzerinden alındığını ve bunların adli sicili, adli sabıkası ve arşiv kaydı kontrol edilmeden hiçbir şekilde işe girişlerinin yapılmadığını görebilir. Ya da işte belediyenin bütçesini ilan ediyoruz. Yani bu işte kardeş aile kampanyasında yani o ailelere belediyeden herhangi bir kaynak aktarmanın söz konusu olmadığını pekala öğrenebilir. Yani bu kampanyanın nasıl yürüdüğünü dinlese, okusa, iyi niyetliyse bunu gayet iyi anlayabilir. Ama belli ki bir tarafıyla da anlamak istememe, öğrenmek istememe ve kendi bildiğinde inat etme, ısrar etme, ondan mutlu olma. Yani o yalanlardan, o iftiralardan belki de haz duyma hali var. Kars'ın bir HDP'li Ayhan Bilgen gibi bir eş başkanın olduğu bir yönetimde olması bir rahatsız ediyor. Oranın fethedilmesi, oranın da kurtarılması gerektiğini düşünen bir bakış açısı var. Kayyum geldiğinde ora kurtulmuş mu olacak? Daha önceki yönetim pratikleri neydi? Sizin pratiğiniz nedir? Biraz açabilir misiniz bunları? Şehirde yani yaşayan insanlar, şehri gören, bilen insanlar elbette bizim de hala yapamadıklarımız var, eksiklerimiz var, bütçe sorunlarımız dolayısıyla yani işte 2 yıl içinde tamamlamayı düşündüğümüz özellikle yol yapımı ile ilgili planlarımız var. Onları da önümüzdeki günlerde işte Haziran'ın ilk ayında ihaleleri yapılacak, tesislerimiz tarafından da hizmet verilecek ama dışarıdan da hizmet alacağız. Yani bu çalışmaları az çok şehirde yaşayan herkes görüyor. Dolayısıyla şehirdeki genel kanaat hem de bütün çevrelerde, bütün parti tabanlarında şu şekilde: eğer hani birine kayyum atanması gerekiyor idiyse, geçtiğimiz dönemde bu kadar yolsuzluk yapan, bu kadar usulsüzlük, bu kadar kanunsuzluk yapan, belediyeyi bu kadar borç batağına batıran, bütün araçları, bütün arsaları hacizli pozisyonuna düşürenlere kayyum atanması gerekiyordu. Bunların hepsinin yasalarda yeri var. Borçlanma limitleri var belediyelerin. Bütçelerine oranla bu sınırı aştığınızda suç işlemiş oluyorsunuz. Ya da adli sicil kaydı olmadan birini işe aldığınızda suç işlemiş oluyorsunuz. Şimdi Sayıştay raporu geldi bu hafta. Yani adli sicil kaydı olmadan personellerin işe alındığına dair somut rakamlar var. Mülkiye müfettişi raporları var. Dolayısıyla şehirde insanlar diyor ki yani o yağma ve talan döneminde kayyum atanmayıp şimdi kayyum tartışması yapmak, kayyum haberleri yapmak şehre kötülüktür. Bu şehirde Azerisi, Terekemesi, Kürdü, Türküyle, yerlisiyle bütün ahaliye yapılmış bir haksızlıktır, kötülüktür. Yoksa biz ne denetimden kaçıyoruz, ne teftişten, ne hesap vermekten, yani halka da hesap vermeye hazırız. Denetim birimleri de istiyoruz ki daha çok denetlesinler. Daha çok eğer belediyede gerçekten hem geçmişten hem bizim dönemimizden bir usulsüzlük varsa bu ortaya çıkartılsın. Bir yanlış uygulama varsa bu ortaya çıkartılsın. Biz düzeltelim ya da hesabını verelim istiyoruz. Ama yani burada şehirdeki hava, şehirdeki atmosfer ile yani burada işte yeniden eski belediye kaynaklarına kavuşmak, yeniden o rantı yağmalamak isteyenlerin kopardığı fırtına birbirinden kopuk şeyler. Yani burada işte bir partinin il başkanı bu havayı oluşturmaya çalışıyor. Onun dışındaki neredeyse bütün hesaplar troll pozisyonunda. Hiçbirinin doğru düzgün ismi yok, cismi yok. Burada mı yaşıyorlar, başka bir yerde mi? Ama deli zırvası şeyleri hani yazıyorlar. Ona ne yazık ki hani tam Nasrettin Hoca'nın hani o yukarı mahallede söylediği yalana aşağı mahallede kendisinin inanması gibi bir süre sonra yani güvenlik güçleri de bunu ciddiye alıp bu yönde bir takım tedbirler ya da adımlar atmak zorunda kalıyor. Yani daha önce çok paylaşmadık ama işte 2 gün önce yani bahçeler, parklar, buralara meyve fideni dikmek ya da işte sebze fideleri dikmek üzere parklara dolaştık. Yani biz dolaştıktan birkaç saat sonra işte
emniyete ait olduğu söylenen işte 2-3 araç gelmiş ve bizi sormuşlar. Yani ne yaptılar, nereye gittiler demişler. Orada kilitli kapalı olan kafe bir aydır kapalı. Yani kadınların çalıştırdığı bir kafe var. Zaten bu korona dolayısıyla uzun süredir kapalı tutuyoruz. İşte orayı açtırmaya çalışmışlar, bakmaya çalışmışlar. Biz de şaşırdık yani neden böyle bir ilgi, merak, yani neden bu telaş diye. Sonra gördük ki sosyal medyada işte o demin bahsettiğim yaklaşık birkaç aydır düzenli biçimde belediye ile ilgili akla ziyan şeyler uyduran bu adreslerde şöyle bir şey yazılmış. Belediyenin evraklarını götürdüler mor kafenin bahçesinde. Parka gömdüler. Yani biz niye evrak gömelim? Evet bizden önceki döneme ait çok sayıda kayıp dosya var, ihale dosyası var ama bizim dönemimizin evrakları ortada, açık. Yani isteyen inceler, denetler. Bizim gizli saklı bir şeyimiz yok ama belli ki bu sosyal medyada paylaşılınca emniyet mensupları da sahiden böyle bir şey olabilir mi diye bizim gittiğimiz yerleri bizim arkamızdan gidip incelemişler. Ya da işte belediyeye tohumluk nohut alıyoruz. Yani işte güvenlik güçleri gelip ya bunlar işte gübre çuvallarının içerisinde geliyor. Tarladan toplanmış ürünler ya da işte yem çuvallarının içerisinde geliyor. Yani bunların içerisinde amonyum nitrat mı var, patlayıcı mı var diye kontrol etmek, denetlemek gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sonra anlıyoruz Böyle ki böyle araştırıyorlar mı o nohutları amonyum nitrat diye arıyorlar mı? yani evet bu merakla gelip bakılıyor ama sonra görüyoruz ki sosyal medyada böyle şeyler yazılmış. Aslında hani o güvenlik görevlisinin suçu da değil belki. Yani amirleri ya da kendisi sosyal medyada bir ihbar kabul etmiş herhalde bunu. Gelmiş ciddi ciddi işte torbaların içinde ne olduğunu kontrol ediyor. Yani bu gerçekten bu ülkenin düşürüldüğü durumdur. Bir ayıptır, utanç vesikasıdır. Yani ya bizim işte bir taraftan belge çalıyorlar, belge kaçırıyorlar. İşte bilmem gizli saklı işte belediyenin kütüphanesinde alt katta işte depoda erzak stoku yapıyorlar. Bunları başka yerlere taşıyorlar, götürüyorlar gibi. Hani gerçekten akla ziyan şeyler yayanlar. 2 gün sonra da bakıyorsunuz işte biz kameraları yeniliyoruz. Yani bir takım belgeler çalınmasın, kaybolmasın diye. Kameraları yenilememiz üzerine yine fırtına koparıyorlar. İşte her tarafa kamera döşüyorlar. İşte hiçbir işte köşe kalmıyor, kenar kalmıyor kamera açısına girmeyen diye feryat ediyorlar. Ya madem yani gizli saklı bir şey kalmasın istiyorsunuz, o zaman bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Belli ki burada yani kendi çıkarlarına dokunulan, nasırına basılanlar yani tamamen konuyu kriminal bir boyuta dökmek için yani bir şeyler uyduruyorlar. Bunu yayıyorlar ve ne yazık ki buna itibar edenler bunu ciddiye alanlar da oluyor. Anlaşılan emniyet trolleri çok iyi yakından takip ediyor. Onların söylediği her bir şeyi takip edip harekete geçebiliyor. Yani biz bunların tespit edilmesi için çünkü bir kısmında hakaretler, tehditler, küfürler de yer alıyor. Savcılığa dilekçe verdik, bu adresleri ilettik. Normalde teknik olarak işte IP numaralarından bunların bulunup tespit edilip haklarında işlem yapılması gerekiyor. Ama galiba sadece takip yapılıyor. Yakında bir kayyum bekliyor musunuz? Yani hani asla olmaz falan denebilecek bir ülkede yaşamıyoruz. Şimdi hani geriye kalmış tek il olduğunuzda bu soruya çok muhatap oluyorsunuz. Aslında hani kayyum atanması yadırganması gerekirken artık bir süre sonra herhalde atanmaması yadırganan, sorgulanan, acaba niye atamıyorlar diye tartışılan bir gündeme dönüşecek. Yani biz özellikle hani iki noktanın altını çiziyoruz. Evet atanabilir, hukuki bir zemin yok. Öngörülebilir bir durum yok ama hani atanmıyorsa bizce iki nedene dayalı bu. Birisi belediyenin önündeki zor işler işte minibüs ihalesi neredeyse 15 yıldır 20 yıldır yapılmamış ve şimdiye kadar bütün belediyeler bu konuda suç işlemiş. Bu defaten müfettiş raporlarına yansımış. Biz bu kadar zor bir konuya el attık ya da işte imarla ilgili düzenlemeler şehrin uzun bir süreden sonra yani nihayet imar planını yapmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar tabii çok gergin ve zor konular. Yani bu zor işleri biz yapmayı önümüze koymuşken tabii biz bunu şehre yapıyoruz, halka yapıyoruz, Karslılara yapıyoruz. Yoksa yani birileri bize göz yumsun, izin versin falan derdinde değiliz. Biz yapmamız gerektiğini yapmaya, kendi gündemimizi takip etmeye devam edeceğiz. Bu zor işler işte bu kadar borç batağına rağmen işte önümüzdeki günlerde yol yapmaya başlıyor olmamız galiba çok da böyle hani heveslenecek işte rantına göz dikilecek bir pozisyon gibi görülmez. Eğer gerçekten hani bir
kayyum planı yapılıyorsa, ama bizden önceki dönemde olduğu gibi yani tamamen yağma, talan, çetelerle, mafyayla şehri yönetmek, belediyeyi yönetmek gibi bir hesap içerisinde olanlar varsa ona diyecek bir şey yok zaten. Yani onlar her halükarda çalıp çırpmanın derdindedirler. Yani belediye nasıl yönetilir, nasıl mevzuata uygun, işte ihale kanununa, belediyecilik mevzuatına uygun davranılır. Böyle bir dertleri, böyle bir gündemleri zaten geçmişte olmamış. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de olmayacak. Ya birisi belediyenin durumu, ikincisi de şehrin durumu farklı. Yani diğer birçok şehirde işte yani iktidar partisiyle HDP yarıştığı halde kayyum atanan şehirlerin büyük kısmında, yani belki Iğdır biraz Kars'a yakındı, farklıydı. Cumhur İttifakı'yla HDP yarıştı. Ama sonuçta Kars'ta 4-5 parti yarışıyor. 4-5 partinin de birbirine yakın gücü var. Şehrin sosyolojisi farklı. Yani burada kayyum atanması şehri hemen iki kutuplu hale getirir. Ve bundan sonra Kars siyasetinde bir MHP bir de HDP kalır. Yani CHP'nin, AKP'nin, DSP'nin, diğer partilerin çok söyleyeceği sözü kalmaz. Çünkü şehir kendiliğinden etnik bir gerilime, kamplaşmaya ve yani siyasetin de buna göre şekillenmesine zemin oluşturur. Yani bu galiba iktidar partisi için de intihardır. Aslında bu anlamda kendi geleceğini de ipotek altına sokmasıdır. Yani bunu tercih etmiyor olabilirler. Çünkü 31 Mart'ta yapılan yanlıştan ben bir ders çıkarıldığını düşünüyorum. Biz başarımızı evet dilimize, söylemimize, farklı kesimlere hitap etmemize de borçluyuz. Ama aynı zamanda yani Cumhur İttifakı'nın MHP listesinden seçime girmiş olması da bize bir fırsat sundu, bir imkan sundu. Çünkü AKP kitlesinin büyük kısmı MHP'ye oy vermedi. İşte bize verdi, DSP'ye verdi, belki başka partilere oy kaydı. Şimdi kayyum atandığında bu artık kalıcı, keskin bir tercihe dönüşecek ve belki o geçişkenlik de, partiler arasındaki geçişkenlik de ortadan kalkacak. Tam bir kamplaşma ortaya çıkacak. Yani bu HDP'ye yani çok zarar vermeyebilir. HDP hatta bundan avantajlı da çıkabilir. Biz tabii ki şehri, halkı, çoğulculuğu, bu kültürel zenginliği önemsiyoruz. Yoksa derdimiz sadece seçim kazanmak olsa yani bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu tercih evet MHP için bir fırsat olur ama yani kaybedeni biz olmayız. Muhtemelen diğer iki parti CHP ve AKP şehirde erir ve bu kitleler iki parti yanında saf tutmak zorunda kalırlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.